Mutfağa hoş ne olsun. Mutfağa hoş geldiniz. Devam. Mutfağa hoş geldiniz. Kapsül kahveleri deniyoruz. Şimdi kapsül kahvelerde ben ilk makineyi aldığım zaman kapsül kahve demişken önce tabii makinamızı bir değil mi şey yapmak lazım. Espresso görünüyor değil mi benim makinem falan? Görünmüyor mu peki? Görünmüyor. Olmaz böyle görünsün o. Yok mu hiç mi? Hayır başka bir şey. Başka bir şey yapacağım ben. Bak şimdi ben ne yapacağım. Ay aksiyonlar çekimde. Bendeki Nespresso'nun böyle hani ucuz modellerinden biriydi. Ki şu an bile ben ala 1,5 ay falan oldu herhalde. Tam olarak 2'ye katlanmış durumda fiyatı. Sadece espresso ve lungo yapıyor bendeki model. Bir şeyi alacağım ben çünkü dersime çalıştım. Şimdi tabii siz bu espressoyu alınca size 14 tane içinde zaten hediye şey geliyor. Bu kutunun kalanı. Çünkü ben kutuyu çöpe attım. Hepsine de not aldım böyle. İçiyorum, deniyorum. Hep böyle farklı kahveler çıkıyor içinden denemeniz için aldığınızda. Bunu 110 mililitrelik yapmışım, yıldız koymuşum. Ya baktım Nespresso'nun kahvelerinin hepsi o kadar iyi ki sonra yıldızlamayı bıraktım. Bu şehir serileri var, kafeinsizleri var. Voluto, Cozy falan yani hepsi muhteşem. Nespresso ile ilgili tek bir şey söyleyeceğim. İster espresso yapın. Kayıttayız. İster espresso Allah'ım ya tabii yaşanılan bir yer ya burası sadece profesyonel bir stüdyo değil. İster espresso yapın ister lungo yapın. Çok şey var çok dışarıdan uyaran var. Ne diyordum yani Nespresso da içiniz rahat olsun. Ristretto, espresso, lungo ne istiyorsanız yapın. Bütün kapsüller her tür kahve için mükemmel oluyor. İnanılmaz lezzetli. Onun çok derin bir tadı var yani. 13 numara en sertini de denedim. 10 var, 4 var, 6 var, 7 var, 8 var. Hiçbir şekilde o acılık gelmiyor size. Tamamen tadında küçük değişiklikler var. Muazzam. Bütçeniz el veriyorsa Nespresso kapsülleri alın. Ben yani sürekli Nespresso falan almıyorum. Alamıyorum. İçim gidiyor çünkü hakikaten artık. Muazzam oldu, çok pahalı oldu. Şimdi böyle pahalıdan ucuza gidiyorum gibi oldu. Davidoff. Davidoff'un bende 8 numarası var. Pardon 8 bile değil 6. Çok acı, çok sert. Yani bu şey gibi değil işte. Nespresso'da 13 içiyorsunuz en serti. Harika yani müthiş. Ama burada 6 bile içseniz Davidoff'ta. Ha yoğun mu yoğun güzel mi? Evet güzel. Ama mesela benim için çok sert, çok acı. Yani Davidoff'u hani büyük ihtimalle böyle sütle karıştırıp biraz. Gerçi Taylan Kümeli de en son bir post paylaşmış. Sütle karıştırmayın kahveleri diyor. Karıştırmayın bari. Evet çok güzel ama acı. Jacobs favorim. Fiyat performans diyeceğim de bunlara da zam geldi. 6, 7, 8 ve 10 numarası var. Lungo yazanıyla da lungo yapın, espresso yapın. Espresso yazanıyla espresso yapın, lungo yapın. Jacobs da çok çok iyi. Ben bunları böyle yani işte 10'lu zaten. Bütün kapsüller 10'lu oluyor. Normal lungo da çekiyorum makinede. Lungo'yu çektikten sonra bazen kapsül hala içindeyken bir kere de espresso'ya basıyorum. Biraz daha geliyor. Hem daha fazla kahve içmiş hem de kapsülü daha az harcamış oluyorsunuz. Şey değişik geldi bana. Nespresso'yu makineye taktığım zaman makinenin sesi çok hafif geliyor böyle. Hafif bir şey. Enteresan bir şekilde fiyat düştükçe kapsüllerde. Bu arada biliyorsunuz Chibo'nun kapsüllerini sakın almayın Nespresso'ya çünkü uyumlu değiller. Fiyat düştükçe kapsülde makinenin çıkarttığı ses artıyor. Hatta önce bazen bir su akıyor, sonradan kahve gelmeye başlıyor. Yoğunlukları da değişiyor tabii. Şimdi burada çok arkaya dönüyorum. Masaya geçeceğiz. Masada size hem biraz kıvamını falan da göstereyim. Yan tarafa gidiyoruz. Kayıtta mıyız? Evet yeni mekanımızdan merhaba, yan tarafa geçtik. Ben demin yalnız bir şey söylemeyi unuttum. Dedim ya makineyi alınca içinden 14 tane çıkıyor diye, kutunun kenarında da oluyor. Bir de ayrıca unutmayın 50 tane desen espresso hediye kapsül gönderiyor, kargoluyor size. Onun içinde bir şey var. Ben müşteri hizmetlerini aramıştım ama Nespresso'nun uygulamasını indirip üye mi olduydum, kayıt mı olduydum? Evet internet üzerindendi o. Adresinizi falan yazıyorsunuz. Seri numarasını falan giriyorsunuz aletin. 50 tane size hediye kapsül gönderiyor. Ay o ilaç gibi geliyor. Vallahi Starbucks denemedim. Sadece çok lezzetli olduğunu biliyorum. Zaten tahmin etmesi zor değil.
şeyi denemedim, Gloria'yı denemedim. Ben onun hani filtreleri de bana çok böyle sulu geldiği için çok da hani niyetlenmedim. Şimdi size bir tane şey deneyelim. Sen içebilecek durumda mısın? Sen içebilirsin bence. Çünkü ben felaketim bugün. Kahve denemek isteyen. Kahve denemek. Çay yaptım diyor ya. 47. Asil sen çayı yaptın da hayatım, ben kahve videosu çekiyorum. Ay bu ekip anlamıyor beni, anlamıyor bunları. Tamam, sen bana yap. Bebeğim ben sana. Ben Davidoff'un bir de bu lungosu, yani ben bunu espresso yaparsam millet yanar. Mediamarkt başta olma, gerçi ben bir tek Mediamarkt'ta bunları gördüm ama bir sürü yerde vardır eminim. Uygun fiyatlı, böyle Niche ve Sirius göreceksiniz. Şimdi bunlar aralarında mesela Niche'in üzerinde lungo yazıyordu, özellikle aldım. Ama o kadar sulak ki, onun da, mesela annem sulak, aşırı sulak içer. Bir tek annemin zevkine uydu onun lungosu. Ama hepsini espresso olarak deneyebilirsiniz. Neler var bende şu anda? Sirius'un Sport'u var. Yalnız bir sıkıntımız var. Kutuda espresso yazıyor ama kapsülde espresso yazıyor. Bu bilmiyorum ne için böyle. Ama yetkililer lütfen beni duyun. Espresso olmaz ki bu. Bu olmaz yani. Bunu şey yapalım lütfen. Buna bir bakın. Ya da varsa başka bir açıklaması, ben meraklı biriyim. Bunu şu an merak ediyorum. Dağıtma özge konuyu. Sirius'un Sport'u. Sirius'un Italy'si. Sirius'un Decaf'i. Kafeinsizi bana çok hafif geldi. Ben kafeinsizini çok sevmedim. Ama kafeinsiz kahveye alışık olanlar, yani şeyde de yerleşemedim bir türlü. Hani kuru kahveci Mehmet Efendi de falan da kafeinsiz içenler. O kafeinsizin bir tadı var ya, o bunda da var. İçebilirsiniz, sevebilirsiniz. Ben kafeinsiz sevmiyorum. Ama espresso, yine söylüyorum. Lungo bir sıkıntılı. Niche'in de lungosunu bence lungo yapmayın. Denediğiniz zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Lütfen bunu da espresso olarak için. Bir tane daha var. Ha, içlerinde en lezzetli espresso hangisi derseniz, şu fiyatı uygunların içinde. Kesinlikle Italy. Yani doğru ismi vermişler. Jacobs. Candır. Bir de hepsinin için aynı yapıyorlar biliyor musunuz? 8 tane kapsül altta, 2 taneyi de baş aşağı çeviriyorlar. Hepsinde sistem aynı. Sana bir tane Jacobs'tan espresso patlatacağım. Gülsümcüğüm. Açıyorum. Sana açıyorum bunu. Bir tane... Şey, bizim şu anda uzatma kablomuz yok. Soracağım, gelmiş gibi davranıyorsun da. Şey, kablo var mı? Ya arada da bana tatlı ikram etti. Orada onu yiyor utanmadan karşımda. Abi uzatmanın tuşuna basmamışım, pardon. Yalnız artık şey doldu bunun iyice. Neyse biraz bekleyelim bari. Evet. Karar değiştirdik. Lungo yapıyoruz. Şimdi hazır Jacobs açmışken de bir espresso ile bitirmeyelim dedim. Şöyle. Ha bir de mesela. Bak mesela bunda sesi az. Derken yani olabilir tabii. Ama bakın rengi mesela daha böyle koyu ve güzel. Çok hoşuma gidiyor. Jacobs'un ki. Ay terapi şu an o kadar güzel kokuyor ki. Oh. Buraya kadar geldi. Ay bazen böyle uçakta falan da. İnsanlar böyle yanınızda kahve içer ya, siz içmezsiniz ama neredeyse içmiş kadar olur. Daha bile çok zevk alırsınız ya, kahve öyle bir şey yani. Bir de hakikaten Hindistan cevizi yağı ile için kahveyi, hem faydalı ve çok lezzet katıyor. Ben çok beğeniyorum. Gülsümcüm, bebeğim al. Ha, köpüğünü de görebiliriz tabii böyle. Bak şeffaf bardakta iyi oldu. Oh, çok güzel koktu. Ay canım istiyor şu an ama yani onu da içersem hakikaten kahve komasına gireceğim. Espressoları çaktım. Afiyet olsun bebeğim. Nasıl? Çok güzel. Ve hafif gayet, yani hiç sert değil. Bu. Sert değil ama şey değil, boş da değil. Boş da değil. Sulu sulu gelmiyor ağza. Güzel var. Kokudan zaten anladık onu. Evet işte Jacobs öyle oluyor. Jacobs çok başarılı. Çok başarılı. Jacobs'un dediğim gibi bulun bulun alın. Ben bunu indirimden almıştım böyle bayağı bir paketle. O zaman böyle işte söylüyorum bunları çünkü hepimizin sıkıntıları var artık bu pahalılıkla ilgili. Yani bilginiz olsun diye söylüyorum. Ben bunu indirimden böyle 60 mıydı, 59 muydu, 63 ya, böyle kapsülün tanesi böyle 5 liramsı bir şeylere geliyordu. 57'ydi galiba ya. 5-6 lira arası bir şeydi. O zaman Nespresso'nun bir tane kapsülü 14.50 idi mesela. Şimdi yalnız bunun onluğunu en son ben 90 küsür liraya gördüm Migros'ta. İndirimleri yakalayın. Yani vallahi en güzeli o. Başka türlü bu işin içinden çıkamayacağız çünkü. Moliendomuz var bizim bir de. Bu Moliendo bir hafif. Bir hafif bu.
Ya inanın şu an ben bile içebilirim bunu. O kadar. Hiç. Hafif. Ay. Bu gece ben çarpıntıdan falan gidersen bana bugün dikkat edin. Gerçi kalabalığız. Şey, ayıptır söylemesi, buradan sonra evde film gecesi yapacağız da. Ay, Ölümlü Dünya seyredeceğiz. Allah aşkına izle, yani izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü olacaklar, izlediğim bir şeyi niye izlemeye gidiyoruz gibi. Çünkü ben bu izlediğim şeyi sürekli izliyorum zaten. Yani düzenli olarak biz Ölümlü Dünya izliyoruz. Konu buraya nasıl geldi? Çarpıntım olursa'dan geldik. Çarpıntım olursa. Ha, akşam kalabalığız yani, film izleyeceğiz. Öf! Şeyi koymadık ya. Ay tabii, altındaki şeyi çıkartınca da böyle sıkıntılar oluyor. Haydi bakalım. Ha, bunda rengi iyi geldi şimdi. Tam duracak mısın bir yerde artık? Oh, sıcak. Türk kahvesi yanı bardağı bu kendisi de. Aa, ben Moliendo'yu bir kere sadece Lungo içmiştim. Aa, ay Moliendo, senden özür diliyorum. Espresson bayağı iyiymiş. Ben bu arada bu içtiğimi çok beğendim. Jacobs'un hepsi çok güzel. Evet. Moliendo'nun No 8'ini denedik biz bu arada. Espresso çok iyi. Şurada az bir küçük parçam kaldı. Neyse, ağzımda yemek varken konuşmayayım. İçeyim. Söylememe gerek yok. Kahvelerde altta şurada Nespresso kahve makinesiyle uyumlu ibaresini mutlaka görün, bakın, bulun. Genelde çoğu öyle oluyor zaten. Ya ben şu ana kadar Chibo'nun kendi markası dışında Nespresso ile uyumlu olmayan tek bir markaya bile rastlamadım. Neyi hatırladım? Onu söyle, mutlaka söylemeliyim. Lütfen sevgili yetkililer. Şimdi ben ilk böyle hav hav hav. Kargo. Söylemedim. Hayır canım, hayır. Henüz o kadar bunamadım. Üzdü. Unutkanım diye üzdü, üzdü. İnternette böylece Trendyol'da falan kapsül kahve bakıyorum. Acayip güzel paketler var, nasıl güzeller. Yani sadece kutuları için alırsınız. Hatta unuttum, bir iki tane marka vardı. Zaten Trendyol'a kapsül kahve yazın, onlar hemen çıkıyor. Hep şikayetler şunun üzerineydi. Kapsüller kargodan geldiğinde deforme olmuş ve makine tanımıyor. Ben kargodan istemedim. Mediamarkt'tan aldım. Ya bayağı aldım. Eve geldim. Kutusundan çıkarttım ve yamuk yumuk oluyor bazılarının. Hadi marka vermeyeceğim. Ama hani Jacobs'ta bu yok mesela. Onu söyleyebilirim. Nespresso, Jacobs, asla bunlarda böyle şeyler yok. Su içiyorlar. Su içiyorlar. Biz yağmur suyu hasadı yapıyoruz. Ve yağmur suyu hasadını ilk en çok bizim köpekler lükür lükür içiyor yani. Kargoda çok yamuluyorlar, evet, ve insanlar kullanamıyor. Ben aldığımda biraz yamuklar vardı. Eyvah dedim, şey olur mu? Neyse taktım, çalıştı. Açmadan da anlaşılmıyor kutudan, nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama o da aklınızda bulunsun. Bazı trikler var. Bunları zamanla kahveyi kullandıkça fark ediyorsunuz. Mesela ben yanlışlıkla yaptım bunu. Makineye böyle yeni alışırken ilk kullandığım zamanlarda. Normal Lungo'ya bastım. Lungo uzun çekim, yani uzun demleme. Kısası da zaten bildiğiniz 40 mililitre klasik espresso yapıyor. Uzuna bastım, sonra boş bulundum. Niyeyse işte fincanıma koydum, Lungo doldu. Bir de gittim şeye bastım, kısaya bastım, espresso'ya bastım. Ve ikisi bir arada çok güzel oldu. Ama bunu her markada yapamazsınız. Hafif markalar, yani hafif markada olmadı da. Yani çok böyle sulaklarda, hani espressosunu tercih ettiklerimizde değil de daha böyle yoğun, derinden tadı gelen markalarla Jacobs'ta yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Nespresso'da ben açgözlülük yapıp iki kere Lungo'ya bastım. Onu yapmayın, yani mahvedersiniz tadını. Hepsini tabii gene bir basma kullanın ama bazen hani böyle şeyler yapabilirsiniz. Davidoff çok sert. Davidoff'ta yapabilirsiniz. Bir uzun, bir kısa, bir tane bardağı gibi. Ya böyle herhalde, benim başka diyecek bir şeyim yok sanırım. Efendim videomuz burada biter. Eğer böyle şeyler alacaksanız zaten çok pahalanıyorlar. Edinebildiğinize edinin. Mutlaka kampanyaları kovalayın. Makinanız varsa kapsül kampanyalarını kovalayın. Artık biraz hayatımız herhalde böyle indirimleri, kampanyaları kovalamakla geçecek. Bundan sonra şey, böyle likör bardağı, kahve yanı bardağında espresso. Demek tam 40 mililitreymiş bunlar, bak. Evet, videonun sonuna geldik. Bir cart diye de böyle bitiririm videoyu ben. Videonun sonuna geldik. Lütfen aklınıza takılanları sorun. Şöyle aşağıya doğru, aşağıya doğru yazın hepsini. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.